Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. 22 numara ve gördüğünüz bu renklerden Şöyle size çok güzel bir iğneden tığa bir model hazırladım. Şöyle arkadaşlar aparat olarak da bir tane kulak çöpüne ihtiyacımız olacak. Ve sizler için hazırlamış olduğum modelimde şöyle bakın çok güzel bir model oldu. Şöyle yakın plan teker teker göstereyim. Daha net anlaşılsın. Evet modelim bu şekilde bakın kulak ile hazırladığım bu beyaz ilmekler üzerinde minik böyle yapraklar haline ayırdım ve minik fil dişleri yaptım bu da sarı renkle yapmış olduğum yoncam arkadaşlar şöyle yakın planda göstereyim size Evet şimdi bu şekilde ikisini bir tutayım ve şöyle bir sallantılı haline de bakalım ara suyu olarak şekilde ve bu ara suyu çok arkadaşlar iğne oyasına benzediğini düşünüyorum iğne oyasının kalıp gibi duran en sevdiğim ara suyu bu. bu şekilde yoncaların arasına da bu ara suyunu kullandım çok güzel olduğunu düşünüyorum Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir Arkadaşlar şöyle şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim İlk önce bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Şu tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Yoncalarımın arasına 7 tane yapacağız bu ara suyundan. 6 tanesini daha önce sizler için hazırladım. Bakın burada yapılmış 7 tane ara suyumuz mevcut. Şimdi şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın. Ara suyunu yaparak başlayalım bir tanesini. Şöyle tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Üzerine sıkı sıkı 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen yandaki boş olan tığ battıya kapatıp sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Yuvanın içine bu 5 zincirli tığ battıya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Bakın bu şekilde. Hemen 8 zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Şöyle düz tarafına döndüm boş olan tığ battıya sarı diyorum. Bakın bu şekilde bir ara suyu oldu. Bir tanesini gösterdim. Hemen direkt bu şekilde yoncamızın kayasını yapmaya başlayalım. 3 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekiyorum. Kalıp gibi şöyle zürafa görünümlü tığ battım olsun diye. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battıya girdim. Sıkı sıkı 3 zincir sıradaki tığ battıya şöyle sıkı sıkı 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım bakın 4 tane alt zemine bu şekilde yuva oluşturdum hemen ters tarafına dönüyorum sıkı iğne ile sabitliyorum bakın bir zinciri bu şekilde kesim işlemi için kullandık 3 zincir çekip hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım yine 3 zincir sıradaki tığ battıya bu şekilde tüm yapmış olduğumuz tığ battıları doldurduk hiç mesafe bırakmadık şimdi bir zincirle tekrar düz tarafına döndüm sık iğne ile buraya sabitliyorum 3 zincir hemen bu ilk yuvam 3 zincir bu da ikinci yuva 4 3 ve 2 oldu Şimdi onu bire düşüreceğiz. Hemen bu şekilde bir zincirimi sık iğne ile sabitleyip şöyle sıkı sıkı 3 zincir çekiyorum. Kapattım bakın. Bir zincir hemen döndüm. Dönüş zincir sıkı zincir sıkı sıkı çekin bir zincirler arkadaşlar. Şimdi buraya bakın yoncamız için 9 tane bu şekilde zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7, 8 ve 9. Aynı tığ battığının içine sık iğne ile dönüş yaptığım tığ battığının içine kapattım. Bu beyaz ilmeklerimiz için yuva olacak bu 9 zincir. Şimdi tekrar 8 zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Bakın aynı tığ battığının içine kapatıyorum. Bu şekilde dip kısmına daha yakın duruyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde dönüş yaptığımız yuvanın içine kapatırsak daha güzel duruyor. 3 zincir şöyle bakın. E, direkt şimdi bu yuvayı yaptık ya direkt e, bu şekilde başlayacağımız için 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Kayamızdan sonra 5 zincir. Şöyle kapattım bir zincirle düz yüzüne dönüp bu 5 zincirli yuvanın içine 3 tane sık iğne yapacağım. Bu 1, 2 3. Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Hiç mesafe bırakmadan direkt ara suyuna. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim. Boş olan bir sonraki tığ battıma kapıyorum. Bu şekilde 8 zincirim. 8 zincir benim el ayarıma göre bakın bu şekilde tam oluyor. Bu sizde eksik veya fazla olabilir. Onu el ayarınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Hemen 5 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki boş olan tığ battıya kapattım. Bir zincirimi çekip şöyle tersine döndüm. Bu bir. 2 ve 3. Bakın bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı şöyle ters tarafında çekiyorum ki 8 zincirimi düz tarafıma dönüp bu boş olan tığ battıya battığımda şöyle kalıp gibi duracak arkadaşlar sıkı ve ters tarafında çekerseniz zincirleriniz Evet son bir tane daha yapalım şöyle 5 zincirimi kapattım buraya bir zincirle dönüşümü yaptım bakın hemen 3 tane sık iğne yapıyorum bu 5 zincirli yuvanın içine 8 zincir 4 5 6 7 ve 8 şöyle dönüşümü yapıp boş olana hemen yanındakine şöyle sık iğne ile sabitleyip şimdi arkadaşlar burayı Toplamda 7 tane yapacağız. 3 tane bu taraftan bir tane de bu taraftan gösterdim. Aynı işlem uzatmaya gerek yok. Kayamızı da biliyorsunuz. Şimdi bu 9 zincirli tepe noktasına ilmekleri almaya geçelim. Şimdi bu yapmış olduğumuz 9 zincirli yeşil yuvanın içine ipimi sık iğne ile buraya sabitliyorum. Böyle Bir tane de tepe noktasına zincir çektim şu arkadaşlar köşeye doğru çekersek daha güzel şöyle sığdırabiliriz şimdi kulak çöpünü alıp çıkarmış olduğum ilmeğime takıyorum bakın buraya bu şekilde 12 tane ilmek toplayacağız şöyle dibinde bir ve iki zincir bu zincirleri gayet sıkı çekelim şöyle o zaman kalıp gibi oluyor arkadaşlar çok güzel oluyor bir de her yaptığımızı sağa doğru çekersek Şöyle siz tabi daha iyi özen göstereceksiniz. Telefondan bakmak zorunda değilsiniz. Çıplak gözle daha güzel şöyle müdahale edersiniz. Evet 3 oldu. Hemen bu şekilde yuvaya girip dibinde 2 tane zincir çekiyorum. Bakın şu 4 sayısı önemli arkadaşlar. Bu oyanın rahat ve kolay yapabilmek için bu 4 ilmekte bir dibine sık iğne yapacağız. Bakın. Şimdi ben bunu buraya aldım ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani iki sık iğne. Sonra üzerine bir zincir çekiyorum. Bu ilmekleri ayırıp yaprak haline getirmek için muhakkak bu sık iğneyi unutmayın arkadaşlar. Her dört ilmekte bir sık iğne. Zaten iki tane yapacağız. Bir, iki zincir. Orta kısımda iki tane olduğu için kenarlara yapmaya gerek yok. Şimdi tekrar yuvaya girdim şöyle 1 ve 2 bu üçüncü ilmeğim şöyle iyice kalıplayın kulak çöpünüze şöyle 1 ve 2 zincir 4 bunu yapamayanlar arkadaşlar yerine 7 zincir veya 9 de çekebilir ilmek şart değil bu modelde yine bakın buraya iki tane sık iğne yapıyorum elim kameraya çarptı şu şekilde dibine de bir tane zincir çekiyorum ipimi uzatıyorum Artık bir yılda size bu veya daha fazla bilenleriniz için farklı olabilir. Gösteriyorum arkadaşlar iğneden tığ modelini. Bu şekilde elimiz alıştı. Kolay bir şekilde artık yapabiliyoruz. Bakın bu şekilde. Bir de ilmek sayısı önemli. Toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. 4, 8 ve 12. Bu üçüncü ve sonuncu ilmeğimi de şöyle 1 ve 2. Şöyle bakın sıktırmak için toplanabilir de şu şekilde durabilir. Çünkü açılacağı zaman hepsi aynı ayarda durması için bu şekilde daha muntazam olur. Dibine muhakkak iki tane zincir çekip o şekil koparıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bu modelin püf noktası bu kulak çöpünden çıkmadan yakılacak. Sonra bu ilmekleri bozma işlemi oluyor. O yüzden şöyle Kulak çöpümüzdeyken yakarsak bize kolaylık olacak. Şöyle. Evet şimdi yaktık. Bakın bu şekilde arka tarafına şöyle görünmemiz, gör, göstermemeye çalışarak yaktım. Evet bu yeşil yuvanın hepsini 12 tane ilmekle doldurduk. Şimdi arkadaşlar bunları zaten e, üzerlerine gideceğimiz için fazla açmaya uğraşmaya gerek yok hemen pembe kısmını yapalım Evet şimdi bu yeşil yuvanın beyaz yapmış olduğumuz sık iğnenin olduğu yerden gidip giriyoruz buraya sabitledim. bakın. ve 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektim hemen buraya ilk ilmeğin arasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir. Şimdi ikinci ilmeğime 3 zincirimi bu şekilde buraya kapattım. Şöyle bir tane yuva yaptım. 4 zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 4 5, 6, 7 ve 8. Hemen ters tarafına döndüm. Şimdi bunu üçüncü ilmeği kapatacağım. Bakın bir sonraki boş olan ilmeğimi kapatıyorum. Fil dişimi bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın sık iğne ile buraya tutturdum sıkı sık. İlk fil dişim bu şekilde oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Dördüncü ilmeğimin içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir hemen çevirdim bu 3 zincirli pembe yuvaya 4 zincirli kapattım şimdi 12 tane zincir çekiyorum üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir ve on iki düz tarafına döndüm Şimdi arkadaşlar bakın burada sık iğne yaptırmıştım size iki tane bu yüzden bakın rahat bir şekilde iki ilmek arasına bu şekilde girip 12 zincirimi buraya kolaylıkla kapattım. Hemen buraya 6 tane zincir çekeceğim ilk başta olduğu gibi. İlk kalbimiz bu şekilde fil dişili oldu. Şöyle farklı bir yonca olacak. 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çekiyorum. Şöyle kapattığım ilmeğimi 1 2 3 zincir 3 yaprağı da aynı an ilk yaprak gibi yapacağız bakın 3 zincirimi kapattım bu şekilde 4 zincir hemen şöyle ters tarafına çevirdim yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim 8 tane zincir çekiyorum 7 ve 8 şöyle düz tarafına döndüm buradan üçüncü ilmeğimin içinden sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir kapattım bu şekilde 4 zincir hemen bakın bu şekilde 3 zincirli yuvanın içine kapattım ve 12 tane zincir çekiyorum ters tarafında. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Düz tarafına çevirdim. Yine buraya iki tane sık iğne yapmıştık ya. İşte bize kolaylık olsun diye ilmekler rahat ayrılsın. Biz de rahatça bu 12 zincirimizi sık iğne ile buraya sabitleyebilmek için. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Buraya ilk ilmeğimin içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki aslında ilk ilmek sayılır. Çünkü sık iğne ile kapattıktan sonra arkadaşlar bakın. ikinci ilmek için bu şekilde 3 zincirimi kapattım. 4 zincir çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Bu 3 zincirli yuvayı kapattım. Şöyle 8 tane zincir. 5 6 7 ve 8. Düz tarafına dönüyorum. Bu şekilde 3. ilmeğimin içine kapattım sık iğne ile sarık Evet. İlk sık iğnem bu şekilde 3 tane ile 3 ilmekle yapılıyor. Şimdi bir tane daha yapıp bitirelim. 3 zincir çekiyorum. Hemen sonuncu ilmeğimi tutup 3 zincirimi buraya kapattım. 4 zincir. Çeviriyorum şöyle ters tarafına. Buraya. Bakın kapattım. 12 tane zincir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi çekip şöyle bakın yeşil yuvanın içine 12 zincirimi kapattım. Sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle dibine bir zincir. İpimi kopardım. Evet yoncamız bakın arkadaşlar şöyle ipimi tutayım bu şekilde oldu kalıp gibi oldu arkadaşlar şöyle kalp 3 tane kalp yan yana gibi böyle çok güzel durdu kalpli yonca kalpli 3 yapraklı yonca olsun ismi hemen şu ipi yakıp geleyim modelimize bakalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde temizledim iplerimi çok hoş çok güzel oldu şöyle ara suyu ve çiçeğimle Birebir iğnede ne varsa artık tığda da bizler için aynı örnek var arkadaşlar, aynı zariflikte şöyle ilmekleri de iğne oyasıyla birebir aynı oldu. Evet arkadaşlar bakın daha önce hazırladım sarı ve mor yoncalarım bu şekilde oldular. Şöyle üçünü de bir arada tutmaya çalışayım sizler için çözünürlük yine gitti. Evet. Şöyle bir de sallantılı haline bakın arkadaşlar. Daha rahat şöyle üçünü bir gösterebilirim inşallah. Şöyle modelimi bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif oldu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın. Desteklerinizi eksik etmediğiniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.